Enerji nedir? Bir çikolatanın içerdiği enerji miktarı ne anlama gelir? Ya da enerji tasarrufu? Peki ya alternatif enerji kaynakları nelerdir? Enerjinin tam olarak ne demek olduğunu bilen var mı? İşin aslı, enerji birçok değişik şeyi tanımlayan bir kelimedir. Minik parçacıklardan karmaşık sistemlere enerji farklı anlamlarda kullanılır. Ama renk, uzunluk ya da sıcaklık gibi fiziksel özelliklerin aksine, nasıl göründüğü ya da hissedildiği ile değil, ne yapabildiği ile daha iyi açıklanabilir. Enerjinin standart tanımı, iş yapabilme yetisidir. Başka bir deyişle de, bir cismin atomlarını hareket ettirmek ya da fiziksel konumunu değiştirmek olsun, kısacası bir cisim üzerinde değişikliğe yol açabilme yetisidir. Her cisim enerji depolayabilir ama taşıdıkları enerjinin çeşidi farklıdır. Örneğin kimyasal enerji molekülleri bir arada tutan bağlarda depolanır. Potansiyel enerji ise aynen bu ağaçtan sarkan elma gibi bir cismin konumunda saklıdır. Elma ağaçtan yere düştüğünde ise potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Enerjinin bir sürü çeşidi olması yanında bir çeşit enerji başka bir çeşit enerjiye de dönüştürülebilir. Mesela petrol ve kömürde depolanmış enerjiyi bu maddeleri yakarak açığa çıkarıyoruz ve kullanıyoruz. Bunu yaptığımızda kimyasal enerji termal ya da ısı enerjisine dönüşmüş oluyor. Ya da elektrik üretmek için kullandığımız yakıtlara örnek verebiliriz. Elektrik, hareket eden elektronların taşıdığı enerjidir. Peki, bir çeşit enerjiyi başka bir çeşit enerjiye bu kadar kolay dönüştürebiliyorsak, enerjinin korunması neden bu kadar önemli olabilir? Ne yazık ki bazı enerji çeşitleri diğerleri kadar kullanışlı ve bazı enerji dönüşümleri de diğerleri kadar verimli değil. Yine elektrik enerjisini örnek olarak kullanalım. Evimizdeki ya da hayatımızdaki tüm teknolojik aletlere elektrik sayesinde güç verebiliyoruz. Ama bu esnada, yani bilgisayarımızı kullanırken ya da televizyonu açtığımızda elektrik, ısı ve ışık gibi daha az kullanışlı olan başka enerji çeşitlerine dönüşüyor. Bu enerji tabii ki de kaybolmuyor ama ortama yayıldığında yayılan bu ufak enerjileri geri toplayıp elektriğe dönüştürmek imkansız oluyor. Bugün kullandığımız fosil yakıtları ya da gelecek için düşündüğümüz alternatif enerji kaynakları olsun, yüksek teknolojili elektrikselleşmiş dünyamızı devam ettirmek için kesinlikle yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız olacak.